tuşa bastık. Devam. Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi ya da daha önceden bahsettiğimiz gibi arksinüsün içerisindeki eksiyi biz normalde ne yapıyorduk? Aşağıya alıyorduk ya, onun sebebi şu. Buradaki eksi dışarıya attığım zaman arksinüs dediğimiz yer aslında eksi arksinüs x'e eşittir. Yani arksinüsü hesapladıktan sonra eksiyle çarptığımız zaman açısını bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Bakalım. Arksinüsü diğer tarafa yolladığımız zaman arkadaşlar sinüs olarak geçecekti. Yani buradan sinüs pi bölü 4 dememiz gerekiyor. O zaman bizim x dediğimiz değer sinüs 45'e eşit olacak. Yani kök 2 bölü 2'yi seçeneklerde bulmanız gerekiyordu. Devam ettik. Yine benzer şekilde buradaki arksinüsü diğer tarafa atmak istersek bu bize 2x eksi 3 dediğimiz değerin sinüs pi bölü 6 olduğunu söyleyecek. Pi bölü 6 dediğimiz 30 derece. Bu durumda 2x eksi 3 sinüs 30'da 1 bölü 2 idi. 3'ü diğer tarafa attığım zaman 3 artı 1 bölü 2 olacak. Yani toplamda burası arkadaşlar 2x'in bize 7 bölü 2 eşit olduğunu söyleyecek. 2'yi de diğer tarafa attığımız zaman seçeneklerden sizin 7 bölü 4'ü bulmanız gerekiyor. Devam ettik. Yine aynı şekilde arksinüsü diğer tarafa yolladığımız zaman burada 3x eksi 4 bölü 5 dediğimiz değerin aslında sinüs 90'a eşit olduğunu söylemiş bize. Sinüs 90 dediğimiz değerin biz 1 olduğunu biliyoruz. Yani bu durumda 3x eksi 4 bölü 5 dediğimiz değer aslında 1'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 3x eksi 4 dediğimiz değer 5'e eşit olacak. Bu durumda bizim 3x dediğimiz değer 9'a eşit olacak. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman bizim x dediğimiz değer 3'e eşit olacakmış. Şimdi devam ediyoruz. Yalnız dikkat ederseniz şu ana kadar işlem yaptığımız arksinüslerin katsayısı falan yok. Zaten birazdan ona benzer bir soru çıkarsa şöyle diyeceğiz. Arksinüsü bizim diğer tarafa atabilmemiz için etrafında herhangi bir terim olmaması gerekiyor. Bu örnekte olduğu gibi bakın şu an ben buradaki arksinüsü diğer tarafa atamam. Niye? Şurada fazladan bir pi var, şurada da 3 var. Bunu yalnız bırakmak için ya da arksinüsü eşitliğin diğer tarafını atmak için sinüs olarak atmak için öncelikle yalnız bırakırız. Yani burada yapacağımız şey şu. Diyeceğiz ki 3 çarpı ark sinüs x eksi 5 bölü 2 dediğimiz değer eksi pi'dir diyeceğiz. Bu durumda ark sinüs x eksi 5 bölü 2 dediğimiz değer eksi pi bölü 3'e eşit olacak. Ark sinüsü diğer tarafa yollarsak x eksi 5 bölü 2 dediğimiz değer sinüs eksi pi bölü 3 olacak. Yani arksinüsü diğer tarafa atabilmemiz için öncelikle etrafında toplama, çıkarma, çarpma, bölme şeklinde bulunan terimlerden kurtulmanız gerekiyor. İlk başta onu yaptık. Sonra sinüs tek fonksiyondur. Onu hatırlatayım ya da şurada söyleyeyim ben size. Sinüs arkadaşlar tek fonksiyondur. O yüzden içerideki eksiyi dışarıya atar. Tamam, bunu unutmayın. Sinüs tek fonksiyondur. Kosinüs İçerideki eksi yutar arkadaşlar. Çünkü kosinüs çift fonksiyondur. Tanjantla kotanjantta sinüs ve bölü kosinüs olduğu için eksiyi dışarı atacaktır. O yüzden onları da tek olarak düşüneceksiniz. Bu durumda sinüs şu içerideki eksiyi dışarıya yollayacak. O zaman x eksi 5 bölü 2 dediğimiz değer eksi sinüs pi bölü 3 eşit olacak. Bizim pi bölü 3 dediğimiz 60 derece. O zaman x eksi 5 bölü 2 dediğimiz değer eksi kök 3 bölü 2 olacak. Bu durumda şu ikiler birbirini götürecek. Yani bizim x eksi 5 dediğimiz değer eksi kök 3 olacak. Bu durumda bizim x dediğimiz değer 5 eksi kök 3 olacakmış. Yani bizim seçeneklerden 5 eksi kök 3'ü bulmamız gerekiyor. Devam ettik. Mesela
Arksinüs 1 bölü 3 etrafında herhangi bir sayı olmadığı için buradaki arksinüsü biz diğer tarafa sinüs olarak yollayabiliriz. Yani bizim sinüs alfa dediğimiz değer 1 bölü 3'e eşittir. Şimdi biz trigonometrik fonksiyonlardan birini biliyorsak diğerini bulmak için her zaman dik üçgen çizeriz. Yani bu durumda burada bir dik üçgen çizersek eğer 90 dersek burası alfa ise karşı hipotenüs demem lazım. Bu durumda şuranın 2 kök 2 yani kök 8 olması gerekiyor. Buraya göre bizim kotanjant alfa dediğimiz değer komşu bölü hipotenüstür. Yani bizim kotanjant alfayı seçeneklerden 2 kök 2 olarak eşit işaretlememiz gerekecek. Devam ettik. Bakın burada da herhangi bir şey söylememiş. O zaman şuradaki arksinüsü diğer tarafa yollarsak bize sinüs x'in eksi 4 bölü 5 olduğunu söylemiş. Bir kere sinüsün negatif çıkması demek, sinüsün negatif çıkması demek arkadaşlar, bu açının 3. ya da 4. bölgede olması demektir ki, hatta şöyle söylemem lazım. Buradaki açı, arksinüsün aralığı, eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında olduğu için bizim açımız eksili bir açı. Yani bizim x'imiz kesinlikle negatif. X negatif ama kosinüs çift olduğu için bu işareti yutacak. Kotanjant negatif olduğu için işareti dışarıya atacak. Yani kosinüsü pozitif almam lazım. Kotanjantı negatif almam lazım. Burada buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın orayı tekrar ediyorum. Arksinüsün içerisi negatif olduğu için bunun negatif olması için bizim x açımızın negatif bir değer olması gerekiyor. Yani x'imiz negatif olacak ki sonuçta negatif bir değer çıkartabilelim biz. X negatifken kosinüs çift olduğu için işareti yutacak, pozitif olacak. Kotanjant tek olduğu için işareti atacak. Yani kosinüsü pozitif, kotanjantı negatif almamız lazım. Şimdi bize verilen ne? Bize verilen sinüs x'in eksi 4 bölü 5 olduğu. Buna göre biz bir dik üçgen çizersek eğer bu durumda şuraya biz x dersek karşı hipotenüs bu durumda komşunun da 3 olması lazım. Şimdi bu üçgene göre bizim kosinüs x dediğimiz değer komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir. Kotanjant x'imiz komşu bölü karşıdan 3 bölü 4'tür. Ancak az önce belirttiğim gibi x negatif olduğu için kotanjantı negatif kabul etmeniz gerekiyor. Bu durumda 3 bölü 5 artı eksi 3 bölü 4'ü hesaplamamız lazım. Yani bizim burayı 4 ile burayı 5 ile genişletmemiz gerekiyor. Buna göre 12 eksi 15 bölü 20 yapacak. Yani bizim seçeneklerden eksi 3 bölü 20'yi bulmamız gerekecek. Var mı sorusu olan? Devam. Peki. Fonksiyonun tanım kümesini bulunuz demiş. Arkadaşlar biz şöyle bir şey söylemiştik. Bizim arksinüs dediğimiz ifade eksi 1 ile 1 arasındaki değerleri alıp eksi pi bölü 2 pi bölü 2 arasına götürüyordu. Bu aralığa götürmesi lazım. Götürdüğü yer burası. Şimdi bu durumda şu arksinüsün içerisindeki yerin eksi 1 ile 1 arasında olması şart. Çünkü bu aralığın dışında herhangi bir değerin sinüste karşılığı yok. O yüzden bize aslında şunu söylemiş burada. Bu içerideki x eksi 1 bölü 2 dediği değerin eksi 1 ile 1 arasında olduğunu söylemiş. Her tarafı 2 ile çarparsak eksi 2 küçük eşittir. X eksi 1 küçük eşittir 2 olacak. Her tarafa 1 eklersek eksi 1 küçük eşittir. X küçük eşittir 3 dememiz gerekiyor. Yani bunun tanım kümesi eksi 1'e 3 kapalı aralıdır demeniz gerekecek. Çünkü sinüsümüz sadece eksi 1 ile 1 arasındaki değerleri alıp açıya götürebilir. Ya da eksi pi bölü 2 pi bölü 2 arasındaki açıları eksi 1 ile 1 arasına götürebiliyor. Şimdi 32. soruya baktığımızda arkadaşlar bakın biz şuraya x dersek şuraya da y dersek. Şimdi ben buna y dediysem aslında bana bu sinüs y'nin 2 bölü 3 olduğunu söyledi. Şimdi bu durumda ben buna göre bir dik üçgen çizebilirim. Şuraya 90 dersem, şuraya y dersem karşı 2, hipotenüs 3. Bu durumda şuranın ne olması lazım? Kök 5 olması lazım. 5 artı 4'ten 9, 3 çıkacak. Evet. Geldik şuraya. Buraya baktığımız zaman buna ben x dediysem aslında sinüs x'in kök 5 bölü 3 olduğunu söylemiş oldum. Şimdi buraya göre ben bir dik üçgen çizersem eğer şuraya 90 dedik. Burası x oldu. Karşısı kök 5, hipotenüs 3. Bu durumda komşusu da ne oldu? 2 oldu. Şimdi şu iki üçgeni kıyaslayalım. Bakalım kenar uzunlukları aynı. 3 var, 2 var, 5 var. 3 var, 2 var, 5 var.
O zaman bize şunu söyle. Aslında bu üçgenler aynı üçgenler. Bu durumda bakıyorum. Y'nin karşısında 2 var ya. Bu durumda buradaki 2'nin karşısına ben Y yazabilirim. Ya da buradaki X'in karşısında kök 5 var ya arkadaşlar. Bu durumda bu üçgendeki kök 5'in karşısına da ben X yazabilirim. Yani bize aslında bu üçgenin, yani bir üçgenin içerisinde, dik üçgenin içerisindeki değerlere göre sinüs ve kosinüsün tersini vermiş. Yani bize aslında neyi söylemiş burada? X ile Y'nin toplamının 90 derece olduğunu söylemiş. Ama işin içinde arc sinüs ve arc kosinüs varsa ya da arklar varsa biz derece kullanmıyoruz. Derece cinsinden yazıp en son radyana çeviriyoruz. Yani pi bölü 2 seçeneklerde bulmamız gerekecek. Devam ettik. Arkadaşlar bu şekilde iç içe trigonometrik ifadeler varsa sizin her zaman yapacağınız şey şu. Hemen arklı ifadeye bir bilinmeyen vereceksiniz. Ben buna x dersem bu durumda benim aradığım ifade tanjant x'e dönüşecek. Şimdi ben şurada x dediğime göre aslında arc sinüs eksi 5 bölü 13 eşittir x dersem bu bana sinüs x'in eksi 5 bölü 13 olduğunu söyler. Şimdi sinüs de bize sinüslerden birini vermiş ya da trigonometrik değerlerden birini vermiş. Tanjantı soruyor. Hemen ne yapıyorum? Üçgen çiziyorum. Şuraya 90 dedik. Burası x olsun. O zaman şurası 5'tir, burası 13'tür, burası da 12 demem gerekiyor. 5, 12, 13 özel üçgene göre bize bir sinüs değeri vermiş. Şimdi buna göre bizim tanjant x'imiz aslında nedir? Karşı bölü komşudan 5 bölü 12'dir. Ama yine aynı şey geçerli arkadaşlar. Bakın şurası sıfırdan küçük olduğuna göre bizim x'imiz de nedir? Sıfırdan küçüktür. Bu durumda tanjantında negatif olması gerekiyor. Çünkü bizim tanjantımız aslında nedir? Sinüs bölü kosinüstür. Şimdi biz tanjant eksi x deseydik burada sinüs eksi x bölü kosinüs eksi x olacaktı. Sinüs eksiyi dışarı atacaktı. Kosinüs eksiyi yutacaktı. Bu durumda tanjant eksi x neye eşit oldu? Eksi tanjant x'e eşit oldu. Bu da bize aslında ne söyler? Tanjant nedir? Tek fonksiyondur. Tanjant tek fonksiyondur. Bu durumda sinüs negatifken tanjant da negatiftir diyebilirsiniz. Geçtik. Bakıyorum burada ne demiş? Uygun şartlarda tanımlı bir fx fonksiyonu vermiş bize. Buna göre bu fonksiyonun tersini soruyor. Şimdi fonksiyonun tersini bulmayı siz 10. sınıfta gördünüz. En ya da şöyle söyleyeyim, tüm fonksiyonlar için geçerli tanım şuydu. X'i y cinsinden yalnız bırakmak. Yalnız bırakırsak fonksiyonun tersini bulmuş oluruz. Fonksiyonun tersini bulmuş oluruz. Bu durumda biz normalde zaten fonksiyonları y eşittir fx olarak kabul ettiğimiz için diyorum ki bize y eşittir 2 çarpı arc sinüs 3x vermiş eksi 4. O zaman benim x'i yalnız bırakmam için bunu x'in etrafında olan tüm terimlerden kurtulmam lazım. Arc'tan kurtulmam gerekiyor. O zaman arc'tan kurtulmam için de ilk başta bunun etrafında bulunan toplama, çıkarma, çarpma, bölme şeklinde bulunan bütün terimlerden bir kurtulmam lazım. Yani arc'ı yalnız bırakacağım. O zaman eksi 4'ü diğer tarafa yolladım. Artı 4 oldu. 2 çarpı arc sinüs 3x yaptı. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman y artı 4 bölü 2 dediğimiz değer arc sinüs 3x'e eşit oldu. Artık biz arkı yalnız bıraktığımız için arc sinüsü diğer tarafa sinüs olarak yollayabiliriz. Bu da bize aslında sinüs y artı 4 bölü 2 dediğimiz değerin 3x olduğunu söylüyor. X'i yalnız bırakmaya çalışıyorduk. Bu durumda x eşittir sinüs y artı 4 bölü 2 bölü 3 olacakmış. En son fonksiyonun tersini bulurken şöyle söylemişlerdir size ya da söylemişizdir. X ile y'yi yer değiştirdiğiniz anda, yani f'in tersinde x'i elde etmek istiyorsak, bu bulduğumuz x'in yalnız kaldığı durumda y gördüğümüz yere x, x gördüğümüz yere de ne yazıyoruz? Y yazıyoruz. Bölü 3 fonksiyonun tersi olmuş olacak. Geçtik. Tanımlı olduğu aralıkta fx eşittir 3 arc sinüs x bölü 2 fonksiyonunun için fonksiyonun tersinde pi değeri kaçtır diye sormuş bize. Arkadaşlar bakın
İki yolu anlatayım. Birinci yol. Siz fonksiyon gördünüz ya, f buradan bu tarafa tersi olarak geçer. Yani bize x eşittir f'in tersi içerisinde 3 arc sinüs x bölü 2 olduğunu söyler. Şimdi biz soruda buranın pi olmasını istiyoruz. Yani bize aslında 3 çarpı arc sinüs x bölü 2'nin pi olduğunu söylemiş. Bu durumda arc sinüs x bölü 2 dediğimiz değer pi bölü 3 yapacak. Yani bize aslında x bölü 2'nin sinüs pi bölü 3 olduğunu söylemiş. Ve sinüs pi bölü 3 bu 60 derece olduğuna göre bizim x bölü 2 dediğimiz değer kök 3 bölü 2 oldu. Yani bizim x'imiz ne çıktı? Kök 3 çıktı. E şimdi x kök 3 ise bakın ben ne yaptım? Şurayı pi yaptım. Bu durumda biz x'i kaç bulduk? Kök 3. Yani cevabımız kök 3 oldu. Fonksiyonun tersinde pi. Yok ben bununla uğraşmam diyorsanız o zaman şöyle yapacaksınız. İkinci yol. Tutup fonksiyonun tersini bulacaksınız. O zaman y eşittir 3 çarpı arc sinüs x bölü 2 yazacaksınız. Arc'ı yalnız bırakmak için her tarafı bir 3'e bölmem lazım. Bu durumda buraya arc sinüs x bölü 2 gelecek. Her taraftan sinüs aldığım zaman benim sinüs y bölü 3 dediğim değer x bölü 2'ye eşit olacak. Yani benim x dediğim değer 2 çarpı sinüs y bölü 3 yapacak. O zaman fonksiyonun tersi dediğimiz değer 2 çarpı sinüs x bölü 3 yapar. Bize ne diyor soruda? Pi yaz. Bu durumda f'in tersinde pi dediğimiz değer 2 çarpı sinüs pi bölü 3 yapacak. Sinüs pi bölü 3 dediğimiz değer kök 3 bölü 2 olacak. Bu durumda şu ikiler gitti. Yani cevabımız ne çıktı? Kök 3 çıktı. Geçtik. Arkadaşlar, sizin bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi de şu. Sinüs, arc sinüs. Şimdi sinüs fonksiyonun kendisi ise arc sinüs bunun tersi. Siz geçen sene şöyle bir şey gördünüz. F içerisinde f'in tersi gördünüz. Ya da f'in tersi içerisinde f gördünüz. Hatta şuralarda da birer tane şöyle x var diyelim. Tamam mı? Bu durumda fonksiyonla tersi yan yana gelince bunlar birbirini götürüyordu. Tek şartımız var. Bu sinüs ve arc sinüs birbirinin tersi yan yana geldiğinde birbirini götürür. Ama şu arada yani şurada herhangi bir terim olmayacak. Bir terim varsa o zaman o işlemi yapamam. Yani arada bir terim olmaması lazım. Arada bir terim yokken bunlar yan yana geliyorsa size aslında bunların birbirine götürdüğünü biliyor musunuz diye sormuştur. Bu durumda x'i gitti. Burada x bölü 2 kaldı. Kök 3 bölü 2 oldu. Şu ikiler de gitti. Bizim x dediğimiz değer ne oldu? Kök 3 oldu. Bakın x'in bize kök 3 olduğunu söylemiş ama onu birazcık işlem yaptırarak buldurdu bize. Götürüp x gördüğümüz yere kök 3 yazarsak arc sinüs eksi kök 3 bölü kök 3'e dönüştü burası. Yani bizim aradığımız ifade arc sinüs eksi 1'miş. Bu bize ne der? Sinüsü eksi 1 yapan ilk açı. Ama negatif olduğunda biz şöyle yapıyorduk. Eksiyi dışarı atardık. Yani şunu yapmamız lazım. Eksi arc sinüs 1 dememiz lazım. Sinüsü 1 yapan ilk açı 90'dır. Önde de ne var? Eksi var deyip sonucu eksi pi bölü 2 olarak söyleyebiliriz. Ya da ne yaparsınız? X'e eşitledikten sonra arkı diğer tarafa atarsınız sinüs olarak. O zaman sinüs x'imiz eksi 1 dersiniz. O zaman ben x'i bulmak istiyorsam buradaki eksi aşağıya iner. 1'i de pi bölü 2 olarak buluruz dersiniz. Artık hangisini kullanırsanız ama şu dediğimi unutmayın. Bir fonksiyonla tersi yan yana gelince birbirini götürür. Ancak şu arada herhangi bir terim olmaması gerekiyor. Olursa başka bir işlem yapmanız lazım. Bakın sinüs arc sinüs fx birbirini götürdü. Fx olarak çıktı. Arc sinüs sinüs fx yine arc sinüs sinüs götürdü. Yine ne çıktı? Fx çıktı. Devam ettik. Kosinüs fonksiyonu. Şimdi arkadaşlar normalde kosinüs dediğimiz arkadaş 0 ile pi arasındaki değerleri alıp eksi 1 ile 1'e götürdüğü zaman burada 1'e 1 ve örtendir. 1'e 1 ve örtendir. Şimdi bu durumda bizim arc kosinüs dediğimiz arkadaş ne yapacak? Eksi 1'e 1 arasındaki değerleri alacak. 0 ile pi arasına götürecek. Şimdi bakın buraya dikkat ederseniz ikinci bölge var burada değil mi? 0 ile 90 arası birinci bölge. 90 ile 180 arası ikinci bölge. Demek ki bize kosinüs negatif verilirse biz ikinci bölgede bir açı bulmaya çalışacağız. Yani sinüste olduğu gibi eksiyi aşağıya indirmeyeceğiz. Orada farklı bir şey yapacağız. Onu da soruda göstereceğim size birazdan. Şimdi şu arc kosinüs sinüste olduğu gibi bu tarafa ya da kosinüs diğer tarafa arc kosinüs olarak geçer. Ya da arc kosinüs diğer tarafa kosinüs olarak geçer diyeceğiz. Yani fonksiyon bir taraftan diğer tarafa tersi olarak geçer.
kosinüsse ark kosinüs olarak geçer. Ark kosinüsse kosinüs olarak geçer. Devam ettik. Cevcebre diyor. Bununla bizim bir işimiz yok. Evet, bakalım şuna. Şimdi biz şuraya x diyecek olursak arkadaşlar, ark kosinüsü diğer tarafa attığım zaman bu bize aslında kosinüs x'in 1 bölü 2 olduğunu söylüyor. O zaman bu ne demek? Kosinüsü 1 bölü 2 yapan ilk açı kaç derecedir diye sormaktır. O zaman bunun 60 derece yaptığını biliyoruz. Yani bizim x'imiz pi bölü 3'müş. Geldik negatife. Bakın buna x dediğim zaman yine aynı mantık. Bunu diğer tarafa attığımda bu kosinüs x eşittir eksi kök 3 bölü 2 demektir. Şimdi burada olay şöyle oluyor. Bakın ben dedim ki buranın kümesin içerisinde ikinci bölge var. İkinci bölge olduğu için biz ikinci bölgedeki açıları şöyle birim çember düşünürsek pi eksi alfa olarak söylemiştik. Bu durumda şuradaki eksi 180 dereceden çıkart demektir. Kök 3 bölü 2 de ilk kök 3 bölü 2 yapan açı 30 derecedir. Yani bizim x'imiz 150 derece çıkacakmış. Bu durumda bizim x'imiz 5 pi bölü 6'dır diyoruz. O zaman şunu söyleyebilirim. Derim ki ark kosinüs eksi x dediği zaman bu pi eksi ark kosinüs x demektir. Tamam mı? Ark kosinüs x dediğimiz değer eksi x olduğu zaman pi eksi ark kosinüs x'e dönüşmüş olacak. Gelelim şuraya. Biz buna yine x dersek bu kosinüs x'in bize 0 olduğunu söyler. Kosinüsü 0 yapan ilk açıyı soruyor bize. Pi bölü 2. Buna x dersek buradan bizim kosinüs x dediğimiz değer 1'e eşittir. O zaman kosinüsü 1 yapan ilk açıyı soruyor. O da 0 derece. 0 radyan dememiz lazım aslında burada. Buna da x dersek diğer tarafa attığımız zaman kosinüs x eşittir eksi 1 olacak. Bu durumda x'i yazarım. Şuradaki eksinin 180'den çıkartmak demek olduğunu hatırlamam lazım. Buradaki 1 de bunu ilk yapan 1. O zaman şurada bulmuştuk 0. Yani bu durumda x'imiz neye eşit oluyormuş? Pi'ye eşit oluyormuş. Devam ettik. Az önce söylediğim şey ark kosinüsün içerisinde eksi varsa bu durumda bunu 180'den çıkart demektir. Yani pi eksi ark kosinüs x. Yani x'in arkını bul, onu da 180'den çıkart. Bu durumda ikinci bölgeye düşmüş olacak. Devam ettik. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Ark kosinüsü diğer tarafa yolladık. X eşittir kosinüs pi bölü 4 yaptı. Kosinüs pi bölü 4 dediğimiz değer yani 45 derece kök 2 bölü 2. Devam ettik. Ark kosinüsü diğer tarafa yolladık. 2x eksi 1 dediğimiz değer kosinüs 2 pi bölü 3 oldu. Kosinüs 2 pi bölü 3 hesaplarsak bu 120 derece. 120 derece ikinci bölgede olduğu için negatif 60'a denktir. O zaman kosinüs 60'tan 1 bölü 2 gelir demeniz gerekiyor. Bu durumda bizim 2x dediğimiz değer 1 eksi 1 bölü 2 yapacak. Yani bizim 2x'imiz 1 bölü 2 olacak. Bu durumda bizim x'imiz 1 bölü 4'tür demeniz gerekecek. Yani burada mecburen 60 derece, 30 derece, 90 derece, 45 derecenin karşılığını bir şekilde aklınızda tutmanız lazım. Ya da ilk başta anlattığım gibi dik üçgen çizerek bunları elde etmeniz gerekiyor. 90 ve 180, 270'i de birim çemberden elde etmeniz lazım. Ark kosinüsü diğer tarafa yollarsak kosinüs olarak geçecek. O zaman buradan bu kosinüs pi'ye dönüşmüş oldu. Bizim kosinüs pi dediğimiz değer ne olacak? Eksi 1 olacak. Bu durumda bizim 4 artı 1 dediğimiz değer 3x'e eşittir. Yani bizim x'imiz 4 bölü 3'ten 4 artı 1 5 bölü 3'e dönüşmüş olacak. Geçtik. Yine ark sinüste olduğu gibi arkadaşlar bunu yalnız bırakmamız için mecburen ark kosinüsün etrafında toplama, çıkarma, çarpma, bölme şeklinde olan terimlerden kurtulmanız gerekiyor. Bu durumda 2 çarpı ark kosinüs 3x eksi 15 bölü 2 dediğim değeri ilk başta pi demem lazım. Buna göre ark kosinüs 3x eksi 15 bölü 2 dediğimiz değer pi bölü 2'ye dönüşecek. Ark kosinüsü diğer tarafa yollarsak 3x eksi 15 bölü 2 dediğimiz değer kosinüs 90'dır dememiz gerekiyor. Kosinüs 90'ın biz 0 olduğunu biliyoruz. Bu durumda 3x eksi 15 bölü 2 0'a eşit oldu. Yani bize aslında 3x eksi 15'in 0 olduğunu düzenlersek x'in 5 olduğunu söylemiş diyoruz. Devam ettik. Ark kosinüsü vermiş. Kosekantı soruyor. Kosekant nedir? 1 bölü sinüstür. Yani bizim bir şekilde sinüse ulaşmamız gerekiyor demektir bu. Ark kosinüsü diğer tarafa yolladığımızda
ne olacak? Kosinüs x eşittir kök 6 bölü 3 olacak. Şimdi biz kök 6 bölü 3'ün değerini bilmiyoruz. O zaman mecburen ne yapmamız lazım? Trigonometrik fonksiyonlardan birini bildiğimiz için dik üçgen çizmemiz gerekiyor. Şuraya x dersek komşu hipotenüs. 9 eksi 6'dan o zaman buranın kök 3 olması lazım. Bu durumda bizim aradığımız sinüs x dediğimiz değer kök 3 bölü 3'e eşitmiş arkadaşlar. Yalnız biz tam olarak sinüsü değil de kosekant dediği için 1 bölü sinüs x'i arıyoruz. Bu durumda ters çevirip 3 bölü kök 3 diye yazmamız lazım. Bunu da düzenlerseniz kök 3 ile genişletince sonuçta ne bulacaksınız? Kök 3 bulacaksınız. Yani cevabınız kök 3'tür diyorum. Devam ettik. Bakın yine negatiflik var. Bakın bu negatifse ikinci bölgede bir açıdır. İkinci bölge mecburen. İkinci bölgede sinüs pozitiftir, tanjant negatiftir. Yani bunun işaretine de bu şekilde karar vermeniz gerekiyor. Yine aynı olay. Arkosinüsü diğer tarafa yollarsak bize aslında kosinüs x'in eksi 3 bölü 5 olduğunu söylemiş olacak. Buna göre biz bir dik üçgen çizersek eğer 90 derece dersek buraya x dersek karşı değil komşusu 3, hipotenüs 5, karesi 4. Şimdi buna göre biz sinüs x'in karşı bir hipotenüsten 4 bölü 5, kosinüs x'in de kosinüse bizim bir ihtiyacımız yok. Zaten onu kullandık. Bizim neyimiz? Tanjant x'imiz de karşı bölü komşudan 4 bölü 3 ama kosinüsün negatif olduğu yerde ikinci bölgedeki açı olacağı için tanjant da nedir? Negatiftir demeniz lazım. Soruda bize bu iki arkadaşı çarp demiş. Yani 4 bölü 5 ile eksi 4 bölü 3'ü çarpmamız lazım. Bu da bize eksi 16 bölü 15'i seçeneklerde bulmamızı söylüyor. Şimdi bize burada arkosinüs 3 eksi x bölü 7 fonksiyonu vermiş. Buna göre x'in alıcı tam sayı değerleri kaç tanedir diye soruyor bize. Şimdi yine sinüste olduğu gibi arkosinüs fonksiyonu da arkosinüs fonksiyonunda ne yapıyordu? Eksi 1'e 1 arasındaki değerleri alıyordu. Bu sefer 0 pi arasına gönderiyordu. O zaman yani bize burada şöyle demiş. Bu içeride bulunan 3 eksi x bölü 7 dediğimiz değerin eksi 1 ile 1 arasında olduğunu söylemiş. Her tarafı biz bir 7 ile çarparsak eksi 7 küçük eşittir 3 eksi x küçük eşittir 7 olacak. 3'ten kurtulmak için her tarafa bir diğer taraftan 3 çıkartırsak eksi 10 küçük eşittir eksi x küçük eşittir 4 olacak. Ve buradaki eksiden kurtulmak için 10 eksi 1 ile çarparsak bu 10 olacak. Burası x olacak. Buranın da ne olması lazım? Eksi 4 olması lazım. Şimdi bu durumda bize dediği neymiş? Alabileceği kaç tam sayı değeri vardır ya da tam sayı değerleri kaç tanedir diye sormuş bize. Yani eksi 4'ten başlar bu 10'a kadar gider. Bu durumda toplamda 15 tane tam sayı vardır demeniz gerekiyor. Devam ettik. Şimdi bu soruya baktığımızda bakın yine kosinüs ve arkosinüs arada herhangi bir terim olmadan yan yana gelmiş. O zaman bunlar birbirini götürecek. Yani burada dışarıya şu arkadaş çıkacak. Burada da biz şuraya x dersek o zaman biz aslında kosinüs x'in 3 bölü 4 olduğunu söylemiş olduk. Şimdi buraya x dersek bizim aradığımız şuradaki ifade sinüs x'e dönüşecek. Yani bizim 4 çarpı sinüs x'i bulmamız lazım. Şu yan tarafta 3 çarpı kök 7 bölü 3'e dönüştü. Şimdi bu durumda şuradaki kosinüse göre bizim bir dik üçgen çizmemiz lazım. Şuraya 90 dedik. Buraya x dedik. Komşu hipotenüs deyip şuraya 5 derseniz yanlış olur. Niye? Hipotenüsün 5 olması gerekiyordu. Bu durumda 16 eksi 9'dan buranın kök 7 olması lazım. Bu üçgene göre bizim sinüs x dediğimiz değer karşı bölü hipotenüsten kök 7 bölü 4 yapacak. Şimdi bizden istenen şu ifade şuna dönüştü arkadaşlar bu durumda. 4 çarpı kök 7 bölü 4 eksi 3 çarpı kök 7 bölü 3'e dönüşmüş oldu. Şu 4'ler gitti, şu 3'ler gitti. Yani kök 7 eksi kök 7 kaldı. Sonuç olarak da 0'ı seçeneklerde bulmanız gerekiyordu. Devam ettik. Bakın yine kosinüs ve arkosinüs arada herhangi bir terim olmadan yan yana geldiği için bu ikisi birbirini götürecek. Yani şurası bize
4x'in eksi 4 bölü 5 olduğunu söylüyor. Bu durumda bizim x dediğimiz değer eksi 1 bölü 5'miş. X eksi 1 bölü 5 vermiş. Götürüp bunu şu ark sinüsün içerisinde yerine yazarsak eksi 1 bölü 5 bölü 2 var burada. Şu 5'ler gidecek, şu eksiler gidecek. Yani bize aslında neyi sormuş bu? Ark sinüs 1 bölü 2'yi sormuş. Bu ne demektir? Sinüsü 1 bölü 2 yapan ilk açı ya da en küçük açı. Onun yerine buna ben a gibi sayı dersem o zaman bu durumda sinüs a dediğimiz değer 1 bölü 2 olur. Yani sinüs a dediğimiz değer de 1 bölü 2 ise bizim a dediğimiz değer bunu 1 bölü 2 yapan ilk açı 30 derece olduğu için pi bölü 6'dır demeniz gerekir. Devam ettik. Bu ifadenin eşiti nedir diye sormuş. Ark kosinüs x demiş. Biz şuraya eğer a dersek şuranın tamamına bizim aradığımız şey sinüs a. Bize bunu soruyor aslında. Şimdi şuradan biz kosinüs a'nın x olduğunu söyleriz. Buna göre bir dik üçgen çizersek burası 90 ise şuraya a dersek komşu hipotenüs. Çünkü şunun altında gizli ne vardır? Bir 1 vardır. Bu durumda şu karşı dik kenarında Pisagor'dan hesaplarsak 1 eksi x kare olması gerekiyor. Bize lazım olan sinüs a, o da karşı bölü hipotenüs. Yani kök 1 eksi x kareyi seçeneklerde bulmamız gerekiyordu. Geçtik. Burada başka bir şey daha söyleyeyim ben size. Hadi ekstra bir bilgi olsun. Hani bu ark kosinüs de kosinüs yan yana gelecek ama arada hiçbir terim olmayacak demiştim ya. Olmadığı durumlar da olur. Yani şöyle yapar. Kosinüs 2 ark kosinüs şuraya da ne desin? 2 demeyip de 1 bölü 2 mi desem? Neyse. Buraya da kaç diyelim? 3 bölü 5 desek 4 bölü 5 diyelim. 4 bölü 5 diyelim. Bu nedir diye sordu size. Şimdi bu durumda siz ark olan yere yeni bir bilinmeyen vereceksiniz. Buraya x dersek bizim aradığımız kosinüs 2x. Şimdi 12. sınıf olsaydınız kosinüs 2x'i yarım açı formüllerinden açıp yapacaktınız ama 12 olmadığı için mecburen böyle bir soru gelirse sizin şu işlemi yapmanız gerekiyor. Şimdi siz ark kosinüs 4 bölü 5'e x dediyseniz bu durumda sizin kosinüs x dediğiniz değer 4 bölü 5 yapar. Buna göre siz bir dik üçgen çizerseniz şöyle bir şey olur. Dur dik üçgeni orada çizmeyeyim. Şöyle bir şey yapayım. Şu olsun şöyle. Şu parçayı çekeyim. Şurada da bir parça çekeyim şu şekilde. Tamam. Şimdi biz kosinüs x'i biliyoruz. Kosinüs x'i bildiğimiz için şurayı da çekiyorum. Tamam. Şimdi oldu. Biz şuraya x dersek eğer kosinüs x dediğimiz yer neymiş? Şurası 4'müş. Şurası da 5'miş. Burası 4, burası 5. Bizim aradığımız ne? 2x arkadaşlar. Şimdi şöyle düşüneceksiniz. 2x elde etmem gerekiyor ya. Şurada x varken şurası da x olsaydı iki iç açının toplamı bir dış açı olacaktı. 2x elde etmek için diğer açıyı da x olarak kabul ediyoruz. Yani başlangıçta şuradaki doğruyu çizmiyorum aslında. Yani şunu yapıyorum. Bakın. Şu silgi gitti. Normalde aslında burası yok. X'i 2x yapmak için içeriden bir tane ne yapmam lazım? İçeriden bir tane doğru çekmem lazım. Bu durumda buraya x dersem iki iç açının toplamı bir dış açı olacağı için burası da 2x yapar demeniz gerekiyor. Şimdi burası x'e x olduğuna göre bu iki kenar birbirine eşittir. Yani ben buraya k dersem burası da k'dır. Bu durumda şurası 4 eksi k'dır. Üçgenin tamamı 3, 4, 5 olduğu için buranın da 3 çıkması lazım. O zaman şurada bir Pisagor yap k'yı bulursunuz. Yani k'nın karesi eşittir. 3'ün karesi artı 4 eksi k'nın karesi dersiniz. Bu durumda k'nın karesi eşittir. 9 artı 16 eksi buradan ne gelecek? 8k artı k'nın karesi. Bu durumda şu k'nın kareleri gidecek. Yani bizim 8k dediğimiz değer 25 olacak. Bizim k dediğimiz değer 25 bölü 8 çıkacak. Bunu da alıp götürüp şurada yerine yazarsanız sizin üçgeniniz şuna dönüşmüş oldu. Şurası 25 bölü 8.
Burası 4 eksi 25 bölü 8'den 7 bölü 8. Burası da 3 oldu. Bize neyi soruyordu? Kosinüs 2x. Burası da 2x zaten. Yani 7 bölü 8 bölü 25 bölü 8'den sizin seçeneklerden 7 bölü 25'i bulmanız gerekiyordu. Bu işlem biraz değişik bir işlem. Olmazsa haftaya yapacağımız bir soru çözüm muhabbeti var. Orada bir tane daha anlatırım. Şimdilik bu kadar görmeniz yeterli. Ama 12 olsaydınız emin olun hiç böyle bir şeyle uğraşmayacaktınız. Yarım açı formülleri denilen bir formül var. Onu yazacaktınız. Direkt sonuca ulaşacaktınız. Devam ettik. Arkadaşlar burada ark kosinüsün içerideki eksiği dışarıya atma durumunu düşüneceksiniz. Yani ark kosinüs 1 bölü 5 artı. Aslında burada eksi olduğu zaman bu pi eksi ark kosinüs 1 bölü 5 demekti. Formül olarak bunu söylemiştik. Bu durumda şu ark kosinüs 1 bölü 5'ler gittiği zaman geriye sadece ne kalacak? Pi kalacak. O yüzden seçeneklerden pi'yi bulmanız gerekiyor. Devam ettik. Tanjant fonksiyonu. Şimdi tanjant dediğimiz arkadaş eksi pi bölü 2, pi bölü 2 arasındaki değerleri alıp reel sayılara götürdüğü zaman arkadaşlar bu birebir bir örtan olduğu aralıktır. Bu durumda bizim ark tanjant dediğimiz arkadaş alabileceği tüm reel sayıları alır. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasına götürür. Bakın şu aralık birazcık sinüse benziyor. Sinüs çünkü kapalı aralıktı. Bununki açık aralık. Sinüste negatif değer geldiği zaman eksiği önüne alıyorduk ya. Aynı şey burada da geçerli. Çünkü sadece pi bölü 2'de bunda tanımsızlık var. Diğer durumlarda bölge hemen hemen aynı. Sadece pi bölü 2'leri dahil etmemiş. Tanjantı diğer tarafa atarsak ark tanjant olarak geçer. Ark tanjantı diğer tarafa atarsak tanjant olarak geçer diyeceğiz. C-Cebra ile bizim işimiz yok. Geçtik. Buna x dersek bunu diğer tarafa attığım zaman bu bize aslında tanjant x'in kök3 olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Tanjantı kök3 yapan ilk açı kaçtır? Tanjantı kök3 yapan sinüs bölü kosinüs dersek sinüs 60 bölü kosinüs 60'tan gelecek. Yani bizim x'imizin pi bölü 3 olması gerekiyor. Aynı mantıkla buna x dersek ark tanjantı diğer tarafa tanjant olarak attık. Bu durumda bizim tanjant x dediğimiz değer nedir? Eksi 1'dir. O zaman sinüste olduğu gibi buradaki eksiyi alacağız. Buraya eksi diyeceğiz. Tanjantı ilk 1 yapan açı pi bölü 4 olduğu için bizim seçeneklerden x eşittir eksi pi bölü 4'ü yani eksi pi bölü 4'ü bulmamız gerekiyor. Geçtik. Şuraya yine x dersek diğer tarafa attığımız zaman bu bize tanjant x'in 0 olduğunu söyler. Tanjantı 0 yapan açı 0'dır arkadaşlar. İlk açı 0 olduğu için cevaplarda 0'ı bulmamız gerekiyor. Yine aynı mantık biz buna x dersek ark tanjant diğer tarafa tanjant olarak geçecek. Bu durumda bizim tanjant x dediğimiz değer eksi 1 bölü kök3 olacak. Yine sinüste olduğu gibi bu önündeki eksiyi aşağıya alacak. Bunu 1 bölü kök3 yapan normalde 30 derecedir. O zaman bizim seçeneklerden x eşittir eksi pi bölü 6'yı bulmamız gerekecek. Yani bu neye benziyor? Sinüse benziyor. O zaman şunu yazabiliriz. Deriz ki bizim ark tanjant eksi x dediğimiz değer eksi ark tanjant x'tir. Yani içerideki eksiyi dışarıya atacak. Devam ettik. Bizim söylediğimizi söylemiş. Devam ettik. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş bize. Yine mantık aynı. Ark tanjant diğer tarafa tanjant olarak geçti. Burası tanjant pi bölü 6 yani tanjant 30'a dönüştü. Tanjant 30 dediğimiz yer 1 bölü kök3'tür. Eğer seçeneklerde bu yoksa kök3 bölü 3'ü bulmanız gerekir. Geçtik. Yine ark tanjant diğer tarafa tanjant olarak geçiyor. O zaman 1 eksi 3x dediğimiz değer tanjant eksi pi bölü 4 yapacak. Tanjant tek fonksiyon olduğu için içerideki eksiyi dışarıya atar arkadaşlar. 1 eksi 3x dediğimiz değer eksi tanjant pi bölü 4 yaptı. Tanjant pi bölü 4 1'dir. Önünde eksi olduğu için eksi 1 yapar. Yani 2 eşittir 3x oldu. Bu durumda bizim x'imiz 2 bölü 3'ü eşit oldu. Yani bizim seçeneklerden 2 bölü 3'ü bulmamız gerekiyor. Devam ettik. Ark tanjantı diğer tarafa yollarsak 3x eksi 12 eşittir. Tanjant 0 yapacak. Tanjant 0 dediğimiz değer nedir arkadaşlar? 0'dır. Yani bizim 3x'imiz 12'dir. X'imiz kaçtır? 4'tür. Bu da aynı sinüs ve kosinüste olduğu için bütün trigonometrik fonksiyonların tersini bulurken bir taraftan diğer tarafa atmak için yalnız bırakmanız gerekiyor.
Burada ne yapmış? Arktanjantı vermiş. Sinüs A, kosinüs A, kotanjant A ile alakalı bir ifade sormuş bize. O zaman yine ne yapıyorum? Bunu diğer tarafa bir yolluyorum. Bu durumda bizim tanjant A dediğimiz değer 1 bölü 3'e dönüştü. Trigonometrik fonksiyonlardan biri belliyken diğerlerini bulmak için bizim dik üçgen çizmemiz gerekiyordu. Buraya A dersek karşı bölü komşu. O zaman buranın kök 10 olması lazım. Şimdi buna göre bizim sinüs A dediğimiz değer karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 10. Bize kosinüs A lazım. Kosinüs A dediğimiz değer komşu bölü hipotenüsten 3 bölü kök 10. Bir de kotanjant A lazımmış. O da komşu bölü karşı 3 bölü 1'den 3. Bunları alıp istenen ifadede yerine yazarsam 1 bölü kök 10 eksi 3 bölü kök 10 bölü 3. Yani düzenlersem eksi 2 bölü kök 10 bölü 3. Biraz daha düzenlersem eksi 2 bölü 3 kök 10. Seçeneklerde bu yoksa kök 10 ile genişletmiştir. Bu durumda şu alt tarafımız ne yapacak? 30 yapacak. Hatta bunu biraz daha düzenlersek eksi kök 10 bölü 15'i seçeneklerde bulmanız gerekir. Geçtik. Yine iç içe ifade olduğu zaman ne yapacaksınız? Arklı ifadeye bilinmeyen vereceksiniz. Arkın negatif olduğu yer buradaki ne demektir? Şu içerideki negatif olduğu için açı da negatif. Yani açımız sıfırdan küçüktür. Ama kosinüs ne yapar? Gerçi oraya geleceğiz. Dur, oraya bir bakarız. Bizim aradığımız ne oldu? Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi x oldu. Peki bunu da düzenlemem gerekiyor. 90'ın tek katı 270'ten bir açı çıkarttığım zaman bu 3. bölge demektir. 3. bölgede kosinüs negatiftir. 90'ın tek katı olduğu için sinüse dönüşür. Yani bizim aradığımız sinüs x. Peki şuraya göre bizim tanjant x dediğimiz yer eksi 1 bölü 2'dir. Dik üçgen çizersek x açısına göre burası x'tir, burası 1'dir, burası 2'dir. Bu durumda şuranın kök 5 olması gerekiyor. Yani bizim sinüs x dediğimiz yer aslında 1 bölü kök 5'tir ama açı negatif olduğu için sinüsünde ne olması lazım? Negatif olması lazım. Çünkü sinüs tek fonksiyondur. İçerideki eksiği dışarıya atar. Şimdi bu durumda götürüp bunu yerine yazarsak eksi eksi 1 bölü kök 5 deyip sonucun 1 bölü kök 5, bu yoksa kök 5 bölü 5 olduğunu bulmanız gerekiyordu. Yani bu içerideki negatiflikten dolayı sinüsün veya kosinüsün pozitif negatif olduğunu bu şekilde karar vermek zorundasınız arkadaşlar. Soru olursa sorarsınız, bakarız. X sıfırdan farklı bir pozitif gerçek sayı olmak üzere sekant arktanjant x ifadesinin x türünden eşitliği nedir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar biz şuraya a dersek bizim aradığımız sekant a. Sekant a dediğimde aslında 1 bölü kosinüs a. Yani biz 1 bölü kosinüs a'yı arıyoruz. Şimdi şurada arktanjant x dediğimiz ifade eğer a'ya eşitse bu bize tanjant a'nın x olduğunu söyler. Tanjant a'mız x'e eşitmiş. Ve tanjant a belliyken ben kosinüsü arıyorsam eğer ne yaparım? Bir dik üçgen çizerim. Şurası a'ymış. Karşıda ne var? X var. Komşuda 1 var. Hipotenüste de o zaman 1 artı x karenin karekökü var. Bu durumda bizim kosinüs a dediğimiz değer komşu bölü hipotenüs. 1 artı x kare. Bizim aradığımız sekant yani 1 bölü kosinüs a. O zaman bizim seçeneklerden 1 artı x karenin karekökünü bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Demiş ki arc tanjant x bölü 2 arc sinüs 1 bölü x artı 2 demiş bize. Şimdi bizden istenen şurası. Aslında G içerisinde F'in tersinde 0'ı soruyor bize. Arkadaşlar şu F'in tersinde 0 demesi aslında F'in şu sağ tarafının 0 yapan x değeri nedir demektir. Yani şurası 3 olsaydı bu sağ tarafı 3 yapan x değeri nedir diye araştırma yapacaktık. Şimdi bu durumda fonksiyonun tersini bulmakla uğraşmadan bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Şimdi buna göre biz dedik ki arc tanjant x bölü 2 eşittir 0 olsun. Yani bizim x bölü 2 dediğimiz değer tanjant 0 oldu. Yani bizim x'imiz 0 oldu. Bu bize
şuranın sıfır olduğunu söyler. Yani bizim aradığımız şey G0'a dönüşmüş oldu arkadaşlar. Şimdi G0 dediğim nedir? Burada x yerine 0 yaz demektir. Bu durumda burada da 0 yazdım. Yani bizden istenen şey ark sinüs 1 bölü 2'ymiş. Bunu bulurken ya harf vereceksiniz, eşit diyeceksiniz ya da diyeceksiniz ki bu sinüsü 1 bölü 2 yapan ilk açı hangisidir demektir? O zaman 30 derecede pi bölü 6 demeniz lazım. Ya da ben onu o şekilde yapamam derseniz buraya a dersiniz. Ark sinüsü diğer tarafa yollayınca bizim sinüs a dediğimiz değer 1 bölü 2'dir. Yani bizim a dediğimiz değer sinüsü 1 bölü 2 yapan 30 derecede pi bölü 6 deyip şu eşitliği kullanmanız gerekir. Devam ettik. Bu sınıfta kaç tane İbrahim Çiğdem var? Bir tane sahte İbrahim Çiğdem var diye düşünüyorum şu an ama neyse. Devam. Dur ben işimi garantiye alayım. Evet. Şimdi bu soruya baktığımız zaman bir ABC üçgeninde dediğine göre arkadaşlar bu bize ABC üçgeninde dediği için A açısının, B açısının ve C açısının toplamının bize 180 derece olduğunu söyler. ABC üçgeni dediği zaman oradaki açıların toplamı 180'dir. Bize sinüs C'yi sorduğuna göre bizim A ve B'den kurtulmamız gerekiyor. Burada biz bakıyorum A ve B açıların toplamı var burada. Bu durumda A ve B'nin toplamı aslında nedir? 180 eksi C'ye eşittir. Şimdi götürüp bunu yerine yazarsak ark tanjant eksi 4 dediğimiz değer ne oldu? 180 eksi C oldu. Bunu diğer tarafa yolladığımız zaman eksi 4 eşittir. Tanjant 180 eksi C yaptı. Tanjant 180 eksi C bakıyoruz. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. 90'ın çift katı isim değiştirmez. Tanjant C olur ama ikinci bölgede tanjant negatiftir. Yani bizim tanjant C dediğimizler nedir? 4'e eşittir. Tanjant C'miz 4'e eşitmiş. Şimdi bu durumda yapacağımız şey belli oldu. Tanjant C belliyken buraya C açısı dersem karşı, komşu, hipotenüs, kök 17. Yani bizim sinüs C dediğimiz değer karşı bölü hipotenüs. Seçeneklerde bu yoksa 4 kök 17 bölü 17 vardır dememiz gerekiyor. 4 kök 17 bölü 17'yi bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Kotanjant fonksiyonu. Şimdi arkadaşlar kotanjant dediğimiz bu birazcık kosinüse benzer. Kosinüste kapalı aralıktı. Burada açık aralık. 0 ile pi açık aralığındaki değerleri alır. Eksi 1 ile 1 arasına götürür. Yani bizim ark kotanjant dediğimiz değerde ne yapacak? Eksi 1'e 1 arasındaki değeri alacak. 0 ile pi arasına götürecek. Şimdi bu da aynı kosinüste olduğu gibi şurada bir ikinci bölge olduğu için bakın 0 ile pi arasında ikinci bölge olduğu için negatif değer verildiğinde 180'den çıkartmanız gerekiyor. Onu soruda tekrar göreceğiz. Kotanjant diğer tarafa ark kotanjant olarak geçer. Ark kotanjant diğer tarafa kotanjant olarak geçer. Devam ettik. GeoGebra ile yine işimiz yok. Şimdi biz şuraya x dersek ark kotanjantı bu tarafa kotanjant olarak yolladık. Bu kök 3 bölü 3'e eşitmiş. Bu bize ne demek? Kotanjantı kök 3 bölü 3 yapan ilk açı nedir? Kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüstü. Kosinüs bölü sinüs olacaksa 60 derece olması gerekiyor. Yani bizim x'imizin 60 derece olması lazım. Yani bizim x dediğimiz değer pi bölü 3'müş. Bu pi bölüşü bulmamız gerekiyor. Geldik buraya. Yine biz şuraya eğer x diyecek olursak arkadaşlar diğer tarafa attığımız zaman kotanjant x dediğimiz değer eksi kök 3 çıkacak. Yani bizim x dediğimiz değer şuradaki eksiden dolayı 180'den çıkartmak demektir. Kök 3 yapan açı da 30 derecedir. Bu durumda bizim x'imiz 150 dereceymiş. Ama işin içerisinde arklar varken yani trigonometrik fonksiyonların tersleri varken radyan kullanmamız gerekiyor. Bu durumda biz bu x'in 5 pi bölü 6 olduğunu söyleyebiliriz. Geçtik.
Şuna x diyecek olursak diğer tarafa attığımız zaman kotanjant x dediğimiz değer sıfıra eşittir. Kotanjant x sıfırsa bu durumda bizim bunu sıfır yapan ilk açıyı bulmamız lazım. O da 90 derecedir. Çünkü kotanjant nedir? Kosinüs bölü sinüs. Kosinüs 90 sıfır. Sinüs 90 1 olduğu için 0 bölü 1'den ne yapar? 0 yapar. Şuna baktığımızda arkadaşlar buraya biz x diyecek olursak yani bu durumda kotanjant x'in eksi 1 olduğunu söylemiş oluyoruz. Şu x'i bulmak istersem şuradaki eksi 180'den çıkart demektir. 1 yapan ilk açı da 45 derecedir. Yani bize aslında x'in 135 derece olduğunu söylemiş oldu. Bu durumda bizim x'imiz 3 pi bölü 4 yapar dememiz gerekiyor. Seçeneklerden 3 pi bölü 4'ü bulmalıydık. Devam. Evet, az önce dediğim gibi negatifte ne yapıyorduk? Pi'den çıkartıyorduk. Ark kotanjantın açısını pi'den çıkartmamız gerekiyor. Cevaplayınız demiş. Bakalım. Ark kotanjantı diğer tarafa yollarsam x eşittir kotanjant pi bölü 3. Kotanjant pi bölü 3 dediğimiz değer nedir? Kosinüs 60 bölü sinüs 60'tır. Bu durumda cevabımız 1 bölü kök 3 çıkar. Yani bizim seçeneklerden kök 3 bölü 3'ü bulmamız gerekir. Geçtik. Ark kotanjant yine diğer tarafa kotanjant olarak geçecek. Bu kotanjant 3 pi bölü 4 yapar. Şimdi 3 pi bölü 4 135 derecedir. Yani aslında 180 eksi 45'tir. İkinci bölgede kotanjant negatif olduğu için negatif olur. Kotanjant 45'te 1 olduğu için 5x'imiz eksi 1 çıkacak. Yani bizim x'imiz eksi 1 bölü 5'tir demeniz gerekiyor. Geçtik. Ark kotanjantı diğer tarafa yolladık. 2x eksi 4 dediğimiz değer kotanjant 90'a eşit oldu. Ve bizim kotanjant 90 dediğimiz değer neydi? Sıfırdı. Yani bize 2x eksi 4'ün 0 olduğunu söylemiş. Yani 2x'imiz 4'müş. Buradan x'imiz kaçmış? 2'ymiş demeniz gerekiyor. X eşittir 2'yi bulmanız gerekir. Devam ettik. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Arkadaşlar bu güzel bir soruya benziyor. Bakın olayımız şu. Şimdi ben şuna A, şuna B dersem A eşittir B olduğunu kabul ettim ya da A eşittir B olduğunu bana söylemiş. A dediğim yer bana neyi söyler? Tanjant A'nın x artı 5 olduğunu söyler. B dediğim yerde bana tanjant B'nin yok orası kotanjantmış. Kotanjant B'nin bize x eksi 5 olduğunu söyler. Bu da x eksi 5'miş. Şimdi soruda bana bir de şurayı vermişti ya. A eşittir B vermişti. Her iki taraftan ben tanjant uygularsam tanjant A eşittir tanjant B demem gerekiyor. Şimdi tanjant A eşittir tanjant B dedik. Bize tanjant A'yı ne vermiş? X artı 5 vermiş. Kotanjant B x eksi 5 ise bizim aslında tanjant B dediğimiz değer 1 bölü x eksi 5'tir. O zaman eşittir 1 bölü x eksi 5 dememiz gerekir. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman buradan x kare eksi 20 5 gelecek. Bu kaça eşit olacak? 1'e eşit olacak. Yani bizim x karemiz 26 olacak. Bu durumda bizim x'imiz kök 26 olacak. Aslında mutlak x demem gerekiyor ama burada bize x'i pozitif reel sayı verdiği için tekrar negatifini kullanmak zorunda değiliz. Yani bu negatifini kullanmayacağız, pozitifini alacağız. Devam ettik. Şimdi burada biz şuraya x dersek arkadaşlar bizim aradığımız ne oldu? Kosekant x oldu. Kosekant dediğimiz 1 bölü sinüstü. Bu durumda biz ark kotanjant eksi 2 bölü 3 dedik. Bu x'miş. Şimdi bunun negatif olması demek kotanjantta açının ikinci bölgede olması demek. İkinci bölgede sinüs pozitif yani işaretimiz pozitif olacak. Sonra diyeceğiz ki bu bize kotanjant x'in eksi 2 bölü 3 olduğunu söylüyor. Benim sinüse ulaşmam için dik üçgen çizmem lazım. Bu durumda burası x, burası 2. Burası 3, burası da kök 13. Yani bizim sinüs x dediğimiz değer 3 bölü kök 13'tür. Bizim aradığımız 1 bölü sinüs x'tir. O da kök 13 bölü 3'tür demeniz gerekiyordu. Devam ettik. Bakın. Buna A desek, buna B desek bizim aradığımız sinüs A artı B olacak. Aradığımız değer bu.
Şimdi bu durumda arc tanjant x a ise bu bize tanjant a'nın x olduğunu söyler. Arc kotanjant x b ise bu bize kotanjant b'nin x olduğunu söyler. Şimdi şu x aynı olduğuna göre bize aslında burada neyi söylüyor? Tanjant a'nın kotanjant b'ye eşit olduğunu söylüyor. Şimdi biz şöyle bir şey söylemiştik trigonometrinin en başında. Demiştik ki tanjantla kotanjantın birbirine eşit olması için açılar toplamı 90 yapması lazım. Ama biz bunu şöyle söylemiştik. Eğer bize verilen açıların toplamı 90 derece yapıyorsa tanjantı kotanjantına, kotanjantı da tanjantına eşittir demiştik. Bu durumda bize aslında A artı B'nin 90 derece olduğunu söylemiş. Bizim aradığımız şuydu. O zaman sinüs 90 derece dediğimiz değer 1 olacak. Seçeneklerden sizin 1'i bulmanız gerekiyordu. Geçtik. Arc kotanjantı diğer tarafa atarsak bu bize A eksi B bölü 3B'nin kotanjant pi bölü 4 olduğunu söyler. Bu durumda A eksi B bölü 3B'miz 1'e eşit olur. İçler dışlar çarpımı yapınca A eksi B'miz neye eşit olur? 3B'ye. Yani bizim A'mız 4B'ye eşitmiş. A eşittir 4B çıktı. O zaman bunu alacağız. Burada yerine yazacağız. Yani arc sinüs 4B eksi 3B bölü 2B eksi 4B. Yani arc sinüs buradan B bölü eksi 2B gelecek. Birazcık daha düzenlersek arc sinüs eksi 1 bölü 2 yapacak. Arc sinüs eksi 1 bölü 2'ymiş. Şimdi biz buna x dersek bize sinüs x'in eksi 1 bölü 2 olduğunu söylemiş. O zaman buraya x dedik. Eksiyi aşağıya aldık çünkü sinüs bu. Bunu 1 bölü 2 yapan da 30 derece olduğu için sizin seçeneklerden eksi pi bölü 6'yı bulmanız gerekiyordu. Geçtik. Bu soru normalde arkadaşlar bir oran orantı sorusu. Yani oran orantı da böyle sorular görmüşsünüzdür. Şimdi şurada bir payda eşitlersek bize a çarpı b eksi 1 bölü b'nin 6 olduğunu yani a çarpı b eksi 1'in 6b olduğunu söylüyor. Sonra alttakinde işlem yaparsak şurada bu da bize a çarpı b eksi 1 bölü a'nın 5 bölü 2 olduğunu yani düzenlersek a çarpı b eksi 1'in 5a bölü 2 olduğunu söylüyor. Şimdi baktığımız zaman bunun sol tarafları eşitse sağ tarafları da eşittir. Yani bizim 6b dediğimiz değer 5a bölü 2'dir. Bu durumda bizim 5a dediğimiz değer 12b'ye eşit oldu. Oran orantıda böyle bir eşitlik gördüğünüzde ki buna benzer işlemleri işte TYT'ye çalışırken de yapacaksınız. Böyle bir eşitlik varsa bu 12'nin katıdır. Bu da 5'in katıdır diyebilmeniz lazım. Şimdi götürdük bunları yerine yazdık. Şunları alıyoruz yerine yazıyoruz. Diyoruz ki sinüs, arc, kotanjant, A yerine 12K, B yerine 5K geldi. Yani bizden istenen sinüs, arc, kotanjant 12 bölü 5'miş. Şimdi biz şuraya A diyecek olursak bizim aradığımız ifade sinüs A'ya dönüştü. Peki biz buna A dediysek bu bize kotanjant A'nın 12 bölü 5 olduğunu söyler. Buna göre biz bir dik üçgen çizersek yani şuraya A dersek burası 12 olacak. Burası 5 olacak. Bu durumda burası 13 olacak. Yani bizim sinüs A dediğimiz değer 5 bölü 13'tür diyoruz. Seçeneklerden 5 bölü 13'ü bulmamız lazım. Şimdi normalde trigonometri bitti arkadaşlar. Şuradan birkaç soru çözeceğim. Sonra bitireceğiz. En sonunda size bir şey söyleyeceğim. Şimdi şurası 5 olduğu zaman arkadaşlar tek olduğu için periyot 2π bölü x'in katsayısı mutlak değeri 2π bölü 3'tür. Geçtik. Burası çift olduğu zaman pi bölü x'in katsayısı mutlak değerinden pi bölü 2'dir demiştik. Tanjantta şunun hiçbir önemi yoktu. Her zaman pi bölü x'in katsayısının mutlak değeri yani mutlak eksi 5 bölü 2'den sizin neyi bulmanız lazım? 2 pi bölü 5'i bulmanız lazım. Şimdi bu bize ne der? Arc tanjantı kök 3 yapan ilk açı. Sinüs bölü kosinüsten 60 derecedir. Yani pi bölü 3'tür. Kotanjantı 1 yapan ilk açı pi bölü 4'tür. Payda eşitlerseniz bu da ne yapar? 7 pi bölü 12 yapar. Bunu da geçtik.
Sinüs 45 belli zaten. 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2. Kosinüs 60 o da belli. 1 bölü 2. Götürdük yerine yazdık. Yani ne oldu bu? Arktanjant 3 kök 2 çarpı 1 bölü kök 2 eksi 4 çarpı 1 bölü 2. Şimdi şu kök 2'ler gitti. Bu durumda arktanjant 3 eksi 2 yaptı. Yani buradan arktanjant 1 çıktı. Bu ne demek? Tanjantı 1 yapan ilk açı yani pi bölü 4 demektir. Benzer soru çözdük. Bunu da hızlıca söyleyelim. Bakın şuna x dersek bizim aradığımız tanjant x. Burası x ise bizim sinüs x dediğimiz değer 7 bölü 25'tir. Buna göre biz bir dik üçgen çizersek eğer şuraya x dersek 7, 25, 24 özel üçgeni kullanmış burada. Yani bizim tanjant x'imiz karşı bölü komşudan 7 bölü 24 yapacak. Evet, yine benzer bir soru. Tanımlı olabilmesi için şuranın eksi 1 ile 1 arasında olması gerekiyor demiştik. O zaman eksi 1 küçük eşittir 3x eksi 4 bölü 7 küçük eşittir 1 dememiz lazım. Eksi 7 küçük eşittir 3x eksi 4 küçük eşittir 7. 4 eklersek eksi 3 küçük eşittir 3x küçük eşittir 11. 3'e bölünce eksi 1 ile 11 bölü 3 arasında olması gerekir. Bu aralıkta 11 bölüş ne yapar? 3 küsür yapar. Yani eksi 1, 0, 1, 2, 3 toplamda 5 tane olması gerekiyor. Bunları da çözmüyorum.